Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam ediyor. Ben aslında seni tebrik ediyorum. Beni de hiç soru sormaya gerek bırakmadan gidiyorsun vallahi. Şimdi toksin bağlayıcıyı biz toksinimiz var diye mi kullanacağız? Yoksa hayır, toksin bildiğim bir her zaman full bir şekilde atmalı mıyız? Her zaman full. Bence yani bu tarz işletmelerin işi şansa bırakmaması, acaba orada mıydı burada mıydı dememesi lazım. Çok maliyetli şeyler değil. Ben biliyorsunuz maliyete çok takılırım. Yani işletmenin evet. Para kazanması lazım. İşletmenin para kazanması için de maliyetleri minimuma indirmesi lazım. Şimdi böyle bu ne periz bu ne lahana turşusu demeyin ama bana göre toksin bağlayıcı bir işletmede en az saman kadar gerekli. Fayda maliyet avantajından dolayı. Faydası çok, maliyeti düşük bir ürün düşük. Olduğu için bunu söylüyorum. Peki. Sorun var mı Sedat? Baba, sorun şu anda yok. Yok, güzel. Ama şimdi iki tane buzağıyı yoncadaki toksinden kaybettiğimizi göz önüne alırsak bence toksinin ne kadar önemli olduğunu bu işletme kavramış. Evet. Yani şu anda gerek silajını seçerken, gerek yoncasını seçerken, gerekse bunları satın alırken aslında buna dikkat edeceğiz. Ne alaka satın almanla ilgili demeyin. Ben gene hani bu bir eğitim programı değil ama eğitim programı gibi oluyor. Şunu öneriyorum her zaman. Gerek silajımızı yapıp sıkıştırıp üzerine örterken, gerekse işletmemize yoncayı koyarken dikkat etmemiz gereken çok şeyler var. Özellikle şimdi önümüz yonca, yoncayı biçme, paketleme ve işletmeye getirme zamanı. Bu 87-88 kuru maddenin altındaki yoncalarda muhakkak ve muhakkak toksin üremesi olur. Açtığınız zaman şöyle bir yüzünde paflanma dediğimiz beyaz küfleri görürsünüz. Her küpün olduğu yerde bir toksin var. Peki, zamanımız ilerledi. Sonuca yaklaşmamız lazım. İki soru sorup bitireceğim. Ve tabii ki son olarak da Murat Çolak'a söz vereceğim. Çünkü o buraya bugün aslında hem bölge müdürü, bölge temsilcisi olarak geldi hem de bölgeyi iyi tanıyordur ama önce buraya bir rasyon yap sen. Çok küçük ama küçük olsun, butik bir sebep. Ben anlayacağım kadar basit bir rasyon yap. Süt miktarı ben artırıyorum ama adam istemiyor da olabilir yani. Süt miktarı artırma göreceli bir kavramdır. Hayvanlar tarif olmasın diye artırmak istemiyor da olabilirler ama ben Holstein ırkı hayvanların 23 litre sütünün de ticari anlamda daha yukarı çıkmasının bir simantala göre bir başka hayvana göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada Sedat Bey o senin tabirinde küçük dokunuşlarla ne yaparsa artı Murat Bey ile Integro'da bir şey yapabilir mi? Bu gerek kilo tutmasında gerek süt miktarında ne yapabiliriz küçük bir dokunuşla? Rasyonla ilgili diyeceğim şu, ben bitti lafını duymasaydım bu işletmeye kesin yonca diyecektim. Ama varmış bitmiş. Ama bu depolama da rasyonun bir parçasıdır. Önümüzdeki sene bir miktar daha fazla, bir %10 daha fazla yonca almakta fayda var. Böyle bir işletmenin en az günlük 3,5-4 kilo yoncaya ihtiyacı var. Onu bir söyleyeyim. 3,5-4 kilo yonca demek, samanı çık, yerine şey arttır demiyorum, sadece yoncayı gir demek. Bu zaten 23 litre olan süt ortalamasını 25 litreye taşır. Yonca kullandığımız dönemlerde böyle miydi? Evet. Yani yaban atılmaması gerekiyor. Tamam. Sadece 4 kilo yonca 2 litreye yakın süt demek burada. Artı proteini arttırdığı için göl verimiyle ilgili iyileştirme demek. Her sene belki bir tane buzağı daha fazla demek bu işletmeye. O yüzden yonca gerekli. Yoncanın bittiği veya olmadığı durumlar içerisinde de şu anda karmanın içinde 18 var. İlave besleme 19'da. Bunu ben hep söylüyorum. Hani bazen meslektaşlarım da diyor 18'in üstündeki süt yemi yedirmeyin. Bunu ısrarla altına çize çize. Belki biz bugüne kadar 26 program çektiysek 22'sini de söylemişizdir. Bu meslektaşlarımızın bahsettiği 18 protein şu toplam TMR dediğimiz toplam karışımdaki protein. Biz bunu zaten şu anda 14'lerde 13,5'larda olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yoncanın bittiği dönemlerde belki
karmanın içine atılan 19 proteinlere ödüllendirmenin yapıldığı 20-21 proteinlere çıkartılabilir mi? Çıkartılabilir. Zaten baktığınız zaman bugün Türkiye'nin neredeyse kabaca söyleyeyim %50'si 20-21 proteinli yemlere dönmüştür. Öyle olsa Türkiye'de hiç hayvanın kalmaması gerekir. O yüzden süt yeminde belki protein anlamında bir iyileştirme yapılabilir yoncanın bittiği dönemlerde. Peki, bu benim katkım. Integro ne hediye ediyor buraya? Vallahi Integro ne hediye ediyor Murat Bey soralım. Sesinde hoş geldin. Hoş bulduk. Integro Gıda'nın Marmara Bölge Sorumlusuyum. Integro buzağı ölümlerimiz oldu. O yüzden biz bir yeni ürünümüz olan Integalfi hediye edeceğiz. Ayak problemleri için de Intestong'un yaptığımız özel ürünlerdendir. Intestong'u vereceğiz. Şu güçlü dediğim strong. Evet, güç, strong. Güçlü tırnak için Intestong diyoruz. Bir de buzağı yemi hediye edeceğiz işletmemize. Peki. Integalf yeni bir ürün galiba. Ben reklamada gördüm. Evet. Ne yapıyor? Şimdi ülkemizde buzağı ölümleri çok fazla. %90 oranında bir buzağı ölümlerimiz var. Bunlardan yüzde kaç? %90 oranı. Ne yaptın abi sen? Ya sen bizi buzağı öldürdün ya. Pardon, yanlış söyledik. Enfeksiyonlu ve bağışıklık sistemiyle alakalı hastalanmışsa yani şöyle doğru ölümünün gerekçesi olarak. Doğru. Ölümün %90'ında adam hastalanma yani tüm Türkiye'de doğan hayvanlar için %15 diyebiliriz. %15'ten daha yüksek evet. Biz bağışıklık sistemiyle alakalı söyledik. Evet, tamam. Onu bir düzeltmiş olduk tamam. Arada. Sorun yok. Integalf ürünümüzde de bağışıklık sisteminin güçlendirmesi için içerisinde vitamin ve mineraller var. Yine aynı şekilde toksin bağlayıcısı da var Integalf'in içerisinde. Bu şekilde bağışıklık sistemine akciğer enfeksiyonu önüne geçmek için kullandırıyorsunuz. Kullandırıyorum. Nasıl kullandırıyorsunuz? Günlük buzağı başına 20 gram olarak kullanıyoruz. Bunu sütüne karıştırarak tamamıyla çözüldükten sonra buzağıya sütüyle beraber ayrı ayrı mı karıştıracağız? Yoksa toplam mı? Ben diyelim ki mama yediriyorum ve kocaman bir şeyim var. O da her hayvan başına mı atıyorsun yoksa her hayvanı teker teker mi? Günde ortalama 2 defa hayvanı sabah ve akşam olmak üzere süt veriliyor. Günlük 20 gramsa bir öğünde 10 gram olarak karıştırıp bu şekilde vereceğiz. Süt çamuru alarak. Evet, süt çamuru. Toplu karışıyorsa yani mama yapılıyorsa mamanın içine direkt atılabilir. Yani her biberonu 10 gram bölmeye gerek yok. Kaç tane hayvan içecek? 10 tane. 10 gramdan 100 gramı direkt o mama karışımı yerine atmak olabilir. Evet. İntikal yeni bir üründü. Şu ana kadar senin bölgende bunu kullanıp da sonuç alan var mı? Yeni başladık şu an. Yeni ürettik zaten. Yeni verdik. Şu anlık sonuçlar güzel. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. İlerleyen zamanlarda daha net bilgiler vereceğiz bununla ilgili. Bir şey mi diyeceksiniz? Yok Murat Bey bitirsin. İntikalfi'yle ilgili bir ilave olacak? O zaman git çünkü ben başka konuya gireceğim. Tamam, şöyle ki, şimdi hani ne var dediniz ya içinde. Murat da çok güzel açıkladı sağ olsun. Hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de vitamin mineraller ihtiva ediyor. Şimdi bu tarz ürünleri formülize ederken ben bunu hep diyorum. İşte hadi kafamıza göre şunu koyalım bunu koyalım çok doğru bir yaklaşım değil. Yani böyle yapanlar da muhakkak vardır ama bu işi ne kadar bilimsel yapabilirseniz o kadar sonuca yönelik bir iş yaparsınız. Şimdi bu işi kurgularken buzağı ölümleri Murat'ın dediği gibi çok önemli ülkemizde. İşte %15 dedim. Yani %25 demeye dilim varmadı ama %15 ile %25 arasında olduğu resmi verilerden çıkılarak bir gerçek. Ha bu işletme çok şükür doğru bakım ve şartlarını yerine getirdiği için bir önceki sene hiç öldürmemiş. Ha, çok harika bir. İşletmenin birebir başında durup işletmenin birebir Cenk abi gibi Sedat Bey gibi ilgilenen kişiler muhakkak bu tarz ölümlerin zaten önüne geçiyorlar ama bunların eksik kaldığı veya bizim bilgimizin yetmediği noktalardaki açıkları kapatacak bir ürün yapmaya çalıştık. Hani Integalf nasıl koruyor? En başta en büyük özelliği vitamin mineralini herkes katabilir ama bizim elimizde
esas topluluğumuz olan PAK topluluğundan gelen bir maya gerçeği var ve mayanın artık bugün bütün dünyada çalışmaları sürdürülüyor. İnsanlar kadar hayvanlara da çok büyük bir katkısı olduğu gerçek. Her şeyiyle. Biz burada mayanın neyini kullandık? En çok MOS dediğimiz bir bölüm var. Maya hücre duvarının üzerinde yer alıyor. Mannan oligosakkarit. Bu büyük başlar için bir prebiyotik. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş MOS dedin, mannan oligosakkarit dedin, prebiyotik dedin. Ben bu dediğinden hiçbir şey anlamadım diyebilirsiniz. Ben bunları ilk duyduğumda ben de anlamamıştım. O yüzden kimsenin şaşırmasına... O zaman şimdi anlayacağım gibi konuşuyor o zaman. Çok. Bu kabaca şöyle anlatmak istiyorum. Bağırsak bu isenliğinden kaynaklanıyor. Bağırsak florası ile ilgili. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Bağırsakta faydalı mikroorganizmalar olduğu kadar zararlı mikroorganizmalar da var. Zararlı mikroorganizmaların sayısı, faydalı mikroorganizmaların sayısını aştığı zaman bu hayvan hasta oluyor. Doğru mu? Aynen. Bu insanda da böyle, hayvanda da böyle. Orada faydalı mikroorganizmaların sayısını arttırmak ve orada zararlı mikroorganizmaların üremesini engellemek için prebiyotiklere ihtiyaç var. Bu ürünün içerisinde prebiyotik olan mannan oligosakkarit yer alıyor. Bu bir. İkincisi, bu iş bağışıklık sistemiyle ilgili. Bağışıklığınız sizin güçlüyse vücudumuzda hem bizim vücudumuzda hem hayvanların vücudunda sürekli zaten bir mikrop var. Bağırsakta da mikrop var, memede de mikrop var, gözde de mikrop var. Şu anda ağzımızdan milyonlarca mikrop yutuyor yani. Zaten her soluk alıp verenimizden. Niye her soluk alıp veren hasta olmuyor? Bağışıklık sistemimiz güçlü. Biz bu mikroorganizmalarla savaş yapabiliyoruz. Niye yoğun bakım odaları var? Hastanelerde insanları niye hastaları özel yerlere koyuyorlar, oraya ziyaretçi sokmuyorlar? Mümkün mertebe oraya mikrop girmesini engelliyorlar. Niye? Hasta adamın bağışıklık sistemi zayıf. O yüzden bağışıklık sistemi önemli. Bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bağırsak florasını güçlendirecek. Hayvanı ishal etkenlerine uzak tutacak bir ürün. Ha, biz hep dedik ki bu bir ilaç değil. Yani hasta olan hayvanda çalışır. Ama %100 sonuç beklemeyin dedik. Vallahi bizim beklentimizin çok ötesine geçti. Bizim bugünden üretip de sevk ettiğimiz günden itibaren özellikle ishal hayvanlara veriyoruz. Bizde koruyucu hekimlik biraz zayıf. Şimdi ishal olmasın diye ver dedim mi adam maliyetini hesaplıyor. O diyor pahalıymış diyor. Ama ishal hayvana tamam o zaman nasıl düşünmüyor. Gidiyor gümbürtü hayvan? Nasıl gidiyor deyip veriyor. Biz ne kadar koruyucu hekimlik yapalım bunu işte en azından 30-40 gün sürekli verelim dememize rağmen bu ağırlıklı olarak ishal olmuş hayvana son çare olarak veriliyor. Ve bu orada böyle işebiliyor diyorsun hem yani. Hem MOS'tan dolayı hem bağışıklık sisteminden dolayı beni bizzat arayan yetiştiricilerimiz peki. Oldu. Allah razı olsun diye. Yani ben onların yalancısıyım diyorsun. Yalancısıyım demeyeyim ya ben ürünün çalışacağını zaten inanıyorum ama gerçekten ürün başarılı. Peki. Intestrong Strong dedin değil mi sen Murat? Evet Intestrong. O da mı yeni ürün? Bu da yeni bizim özel ürünlerimiz arasında. Bunu da yeni çıkarttık. Güçlü tırnak yapısı için ve yurt dışından yurt dışına gelen hayvanlardaki stresin önüne geçebilmesi için de kullandığımız bir ürün aynı zamanda. Bir dakika şimdi hem ayak hem stres. Evet. Abi siz çok acayip işler yapıyorsunuz. Değil mi? Ya bu çok... Ya, şimdi aslında şöyle bu işler dediğim gibi birbiriyle kompleks işler. Yani dün bu Facebook'ta şimdi paylaşımlar oluyor. Sosyal medya artık neredeyse bir okul haline geldi. Benim de okuldan çok sevdiğim, bilgisini çok saygı duyduğum çok iyi bir hocam var. Buradan bizi izler mi bilmiyorum ama selam gönderirim. Sayın Profesör Doktor Ayhan Baştan hocam var. Ankara Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı'nda, şu anda Anabilim Dalı Başkanı galiba. O sağ olsun bizleri bilgilendirmek amaçlı Facebook'tan veteriner hekimlere yönelik bir platform var. Oradan atıyor. Yeni edindiği bilgileri, yeni edindiği tecrübeleri, hı-hı, işte mastitte diyor D vitamini kullanabilirsiniz diyor filan. Dün çok ilginç bir şey atmış. Doğum esnasında, doğuma yaklaşan hayvanlarda diyor ayak problemleri daha çok çıkar diyor. Bunun sebebi diyor. İşte doğumla birlikte salgılanan kortizon hormonunun bağışıklık stresin artması, kortizon salgılanması gibi sebepler olarak bunu açıklamışım. Burada çok detay vermeyeyim. Ona bu ne demek? Stres ayak rahatsızlıklarını tetikliyor demek. Wow. Şimdi sen ne alaka diyebilirsiniz. Dedim zaten yani, ben de ya. Hem hem stres hem ayak ne alaka? Şimdi bir bu yeni gelen hayvanlar dedi ya Murat Bey, gerek yurt içi olsun gerek yurt dışı olsun ama şu anda yurt içinde hayvan mayvan geldi yok, yurt dışı olmasa zaten hayvan yemiş durumdayız. Şu anda ben yine Facebook'tan görüyorum, her gün Bandırma Limanı'na, İzmir Limanı'na
büyük gemilerle mal geliyor, ithal hayvan geliyor, besicik hayvan geliyor, 9 bin tane, 10 bin tane. Bu hayvanlar Brezilya'dan 23 günde geliyor, bunu unutmayalım. Son derece kötü bir şartta geliyor. Siz diyorsunuz ya buranın yüksekliği biraz daha mı yüksek olsaymış diye. Ben o geminin içine girdim, hayvan ayakta zor duruyor bazılarında. Tabii. Havalandırma, havalandırma hak getiriyor. Hak getiriyor. Altta ızgaralı sistemler var, ızgaralar bir müddet sonra doluyor 23 güne. Affedersin o bok dayanmaz. Günde bir dana en az 40 kilo. Hadi beslemesi az olsa 30 kilo dışkılar. Çünkü hem yiyor hem içiyor. Onlar doluyor. Bu hayvanlar gerçekten maalesef perişan halde geliyorlar. Hmm. Bu perişan hayvanın üzerinde çok ciddi bir yol stresi var. Brezilya'da bu hayvan yaylımdaymış. Beradaydı. Sen getirmişsin. Burada bu hayvanları bağlayan var. Ben o hayvanı bağlayanını gördüm. Kapalı ahıra sokan, hiç hava aldırmayanı var. Bunların hepsi ciddi stres faktörü. Bir, bu hayvanın hastalığını etkiliyor. İki, bu hayvanın günlük canlı ağırlık artışını çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu hayvanlar için gerekli. İkincisi de gene bunların bu stres faktörünün ortadan kalkması için koyduğumuz bazı vitamin, mineraller, özellikle biyotin, tırnak sağlığı için çok gerekli. Çinko ve biyotinle de tırnağı sertleştiren ve tırnak sağlığına ciddi oynayan bir ürün. O yüzden ikisini mix ettik. Hem dedik yeni gelen hayvanlarınıza verin, hem de mevcut ayak problemleri olan hayvanlara verin diye böyle bir ürün gelişti. Peki ayak problemim yoksa? Ayak probleminiz yoksa, sizin burayla ilgili mesela bu örneği verebilirim. Ayak problemleri ne zaman başlar? Stres anlarında başlar bir. İkincisi de zeminin kötüleştiği dönemde, mesela demin Hüseyin abi ne dedi? Seyircimiz bozuldu dedi, siz de çok umursamadınız. Ya o olabilir dediniz, öyle değil. Ayaklar. Şimdi bu hayvan 500-600 kilo. 500-600 kiloyu 4 tane tırnağın üzerinde taşıyor. 4 tane. Yani 2 taneden, yani her birinde 2 tane var ama şu tırnağımızın ucuyla basıyor bu hayvan. 150 kiloyu orayla taşıyor. Çok önemli ve bu hayvanlar dağa taşa gidip gelmedikleri için burada ne kadar çok dışkıyla, suyla temas ederse o tırnak o kadar yumuşak. Yumuşak olan tırnak o kadar çok hastalanmaya meyillidir. Peki. O biyotin ve çinko bunun sertleşmesi için, kötü zemin koşullarında sertleşmesi için gereklidir. Bugün ayak probleminin olmaması yarın olmayacağı anlamına gelmez. Peki. Süremiz aslında doldu. Ben daha konuşuyorum. Bu ilk programlarda çok açık oluyorum ben herhalde. Yok. Sen iyisin. Şu anda 60 dakika oldu. Normalde süreyi çok geçtik. Ama tabii Murat Bey'in diyeceği şey olabilir. Çünkü o iyi izledi bizi. Hep sakin kalmıştı. Var mı eksik bir şey? Söylemediğim şey kaldı mı Murat? Aynı intensif bölge için aynı zamanda şunu özledim. İşletmelerde 6 ayda bir biz ayak tırnak bakımını öneriyoruz. Tırnak bakımından sonra da bu ürünü kullanmayı tavsiye ediyoruz. Bravo. Tırnak bakımından sonra. Çok önemli. Neden? Tırnağın tabanını alıyoruz ya. Ben bunu atlamıştım. Hatta belki Murat Bey şimdi söyleyinceye kadar aklıma gelmedi desem yeri. O incelen tırnak tabanı gene enfeksiyonları için hem yumuşak olduğu açık. İçin açık. Biz o dönemlerde de ilave muhakkak tırnak sertleştiriciler ve tırnağı bu tarz koruyucu ürünleri girmemiz gerekir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ama bir şeyi söylemeden geçmeyeyim. Bu reveden hediyelerinizi az buldum. Murat'cığım. Bilmiyorum kimse tercih etti ama. Ya belki şey olarak şeydir de, nedir ne onun ismi. Eski olarak güçlüdür ama yani Integra'nın buraya iki Integra'da Integra'da var değil mi? Ha bir de buzay mı var? Pardon. Tabii buzay mı? Ha pardon. Bunlar adette az, pahada pahalı ürünler. Peki hadi bakalım. Neyse. Peki. Evet çok teşekkür ederim tekrar. Sedat Beyciğim. Ayağınıza sağlık. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Ayrıca çünkü babadan oğula bu işi yapan insan sayısı Türkiye'de giderek azalıyor. Hayvan olanlara kız vermiyorlar. Sen evli misin bu arada? Evliyim. Evlisin güzel. Evliyim. Sen şanslılardan bir tanesin ya. Yani. Hayır. Sedat Bey öyle bir güldü ki ya neredeyse torunum var diyecek. Ya o kadar. Aynen. Onu bilir. Belki 15 yaşında evlenmiştir yani. O yüzden söyledim yani. Güzel. Tabi ayrıca bu ikiliyi de önemsiyorum ben. Türkiye'de böyle bir insan sayısı her 2 yılda bir, 6 ayda bir adam değiştiriliyor veya ithal kahyalarla şu anda çalışıyoruz. Ama sizin bana göre yaptığınız çalışmalar düzgün. Evet. O yüzden size ayrıca örnek olmadığı nasibiyle kutlamak istiyorum. Tabii Seyda Bey'e lafım yok. Zaten bir konu açtım mı her gün yeni bir konu buluyor. Bulunuyor daha doğrusu. Ben bile bilgilenebiliyorum. Hayvancılık yapmaya kalksam anlamam belki ama bazı konularda en azından sorarım yani Seyda Bey'e hocam şöyle bir şey yapıyoruz diye. Çok teşekkür ediyorum. Sonra seni kutluyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir yerde bu kadar istikrarlı kalmak her baba yiğidin harcı değildir. Evet.
Türkiye'de istikrar kavramı giderek zayıfladı. O yüzden istikrar önemli. Evet. Sana Allah kolaylıklar nasip etsin. Sağ olasın. Sedacığım sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Murat Bey, seni ilk defa burada gördük. Biraz heyecanlanmış olabilirsin. Burası... Sürçülisan yaptık. Yok. Onunla bundan normal şeylerdir. Ben bile hala kamera karşısına geçince acaba diye soru soruyorum. Seninki çok 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 normal. Anons yaparken ve bitirirken her zaman kamera görür görmez beni birden böyle bir titreme alıyor. Bir ufak bir elektrik, bir terleme bende başlıyor her zaman. Ki ben bu işi 25 yıldır beri yapıyorum. 25 yıldır beri yaptığım halde bile ben öylesem seninki çok normal ama ilginç noktalara temas etmemizi sağlamış oldun. Küçük küçük. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün neredeydik? Balıkesir, Bigadüş'teydik. Önemli gördüğüm şeyleri aslında söyledim. Bir abide, bir silsile var. Türkiye hayvancılığını bence bu tür orta ölçek ama işi bilen insanlar bana göre kurtaracaktır. Aslında işin çoğunu halletmişler. Az kısımlara kalmış. Oraya da işte böyle Seda Bey'in ortaya koyduğu gibi biraz intekal, biraz intestrong, biraz toksin bağlayıcı. Küçük dokunuşlar da bu iş etmeye için konuşuyorum. Yapabileceğini görmüş olduk. Bizi tabii arıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu ara aradığınızı da biliyorum. Telefonlar geliyor. 444-4076. Bu hem bizde var. Hem de sosyal medyada Muhteşem Rasyon sayfasında var. Ya da Doğal TV arayıp da ulaşabilirsiniz. Veya Integro yazıp oradan da ulaşabilirsiniz. Her türlü bize ulaşmak mümkün. Ama biz çok şey görüşü vermiyoruz ama daha iyi bir şey veriyoruz. Küçük bilgiler veriyoruz. O bilgiler her yıl 2-3 tane buzağı demektir. O küçük bilgiler her yıl süt verimi artışı demektir. O küçük bilgiler döl verimini arttırma demektir. En önemlisi bundan sonra telefonla soru soracağım bir adam var demektir. Bütün bunları toplarsın abi, yılda 2 inek yapar. Yapar mı? Yapar. Yapar. 2 inek de bugün 30 milyar lira. Evet. En maksimum 25 milyar lira. Fena para değil. Yani Hüseyin abi parası çıktı yani. Değil mi? Aynen böyle. Aynen böyle oldu. Evet. O yüzden yani verdiğimiz şey değil, yıl boyunca vereceğimiz şeylere bakarsanız daha iyi kazanırsınız. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seda Bey. İbrahim Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz. Sizlere sormalı. Çok şükür. Biz de çok iyiyiz. Allah iyilik versin. Bigadüş'te bir çekim yaptık bu güzel günde. Bahar da geliyor. Önümüzde güzel günler bir de bizi bekliyor hayvancılık anlamında. İyi oldu. Güzel de bir çekim gerçekleştirdik. Sedat Bey'in işletmesindeydik bugün. Sedat Bey bizi ağırladı. İşletmesini gezdik. Rasyonlarımızı kontrol ettik. Hayvanlarımızı kontrol ettik. Sizden de birkaç ürün temin etmek istiyoruz. Buzağlarımızla ilgili buzibon yalama kovası vermek istedik. Ayak problemi olan hayvanları olduğundan bahsetti. Yeni çıkarttığımız Intestrong ürünü var. Hem işletmeye yeni gelen hayvanlara hem de ayak problemli olan hayvanlara rahatlıkla kullandırabileceğimiz bir ürün. Ondan aynı zamanda bu sene biliyorsunuz hem Tarım Bakanlığı'nın hem bizlerin başlattığı buzağı senesi. Buzağlarımız ölmesin senesi. Hani hepimiz sonuçta buzağısı için yapıyoruz bu işi. Çiftliğinde en değerli üyesi zaten buzağı. En önemli parçası, yani en önemli girdisi buzağı. Kesinlikle. Bugün artık hepimiz bir buzağa bakıyoruz. Bunlar için de yeni geliştirdiğimiz Intekalf ürününden sizden temin etmek istiyoruz. Tabii Intekalf'i de biz 24 saat içinde onu teslim ederiz. Sedat Bey'e ulaştırırız o konuda. Hiçbir sıkıntı olmaz hizmet konusunda. Hizmette sınır yoktur. Tabii bu arada bizim 10 yıldır sattığımız bir ürün olarak, internetler olarak üreticilerin memnuniyeti göz önündedir. Memnun olmasa bu ürün zaten girdiği sene çıkar bu işletmede kalmazdı. Doğru. Bu işletmede kalıp devam ediyorsa, satışı devam ediyorsa elbette bu üründe de bir sonuç alıyor üreticimiz ki devam ediyoruz. Biz o konuda iş sıkıntı yaratmaya Sedat Bey'e, Sedat Bey de iyi bir üreticimiz, işini bilen, takip eden iyi bir üreticimizdir. Faydasını gördü işte bizi tercih ediyor. Tercih etti işte biz onun ürününü 12 saat, 24 saat içinde teslim ederiz. Tamam. Hiçbir sıkıntı yoktur müdürüm. Tamam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Çıkarmış olduğunuz bu yeri ürünlerle de hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Bu konuda da firma olarak da sizleri takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah devamını bekliyoruz. İnşallah. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayırlı kolay olsun, gelsin. İyi günler. Sağ olun, sağ hayırlı günler. İşler.
Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro, muhteşem rasyonu sundu.